Merhaba arkadaşlar. Degarado kanalına hoş geldiniz. Bugün Excel'de basit 4 işlem nasıl yapılır? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Bunu kısaca göstermek istiyorum. Hemen Excel'imizde ilk sütuna birkaç tane basit rakam yazalım. Sanırım yeterli. Olayı anlamak için yapıyoruz bunu. Rakamlar hiç önemli değil. Şimdi buraya hatta üçüncü sütuna da yapalım. Pardon. Sanırım bu liste yeterli olacaktır. Şimdi toplama işlemini yapalım. Toplama işlemini öncelikle bakın, yukarıdaki işlemleri toplamak için eşittir, topla, parantezi aç ve yukarıda toplayacağımız rakamları seçiyoruz. Parantezi kapatıp Enter dediğimizde yukarıdaki işlemlerin toplamını 913 olduğunu gördük. Hemen yan tarafındaki rakamlar için de aynı formülü kullanmak için mouse'la hücrenin alt sağ köşesinden çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bunları da topladı. 2366 C sütununda C2'den C6'ya kadar olan formülümüzde görüyoruz. Topla C2, C6 arasını. Yine sağ alt köşeden tuttum. Üçüncü sütunu toplamak için bu işlemi yaptım. Buranın toplamı da 1536. Zaten Excel seçtiğimiz rakamları otomatikman toplar ve şurada gördüğünüz gibi rakamı bize verir. 1536 bizim topladığımız rakamla aynı. Şimdi bu toplama işleminin bir başka versiyonunu gösterelim. Şurayı tuttum. Gördüğünüz gibi burada sağ üst köşeye bakıyoruz. Otomatik toplam butonu var. Otomatik toplam butonuna bastığımızda bizim yaptığımız işlemin aynısını yapar. Enter'a bastığımızda topladı. Görüyorsunuz otomatik toplama bastım, Enter. Otomatik toplama bastım, Enter. Bunların hepsini topladı. Peki ben ekranda görülen bütün rakamları toplamak istiyorsam ne yapacağım? Yine toplama işlemi ve bütün hepsini seçiyorum. Gördüğünüz gibi sadece sütunu veya sadece satırı değil. Bütün şuradaki rakamların hepsinin toplamı 4815'miş. Yan yana toplama da bundan hiç farklı değil. Eşittir, topla. Bakın şuradakileri topluyorum sadece. Parantezi kapattım. Eşittir, Enter'a bastığımda 2678'i gördüm. Eğer burada otomatik toplam işlemini yapsaydık, sütun olarak 913, satır olarak ise 2678'i görürdük. Bakalım. Şurayı koyu yapalım isterseniz. Şurayı da koyu yapalım. Bu satırı topladı. Bu sütunu topladı. Sütunları tek tek toplatıyorum yine. Satırları yine aynı işlemi yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi 665 artı 2 artı 85 752 yaptı. Çıkarma işlemi bundan farksızdır. Aynı işlemi yapabiliyoruz. Eşittir. İsterseniz hemen gösterelim. Toplanın. Formül yazmaya gerek yok çıkarmada. Seçtim hücreyi. Eksiye bastım. Seçtim ikinci hücreyi. Eksiye bastım. Seçtim üçüncü hücreyi. Enter'a bastım. 444'ten 2232 çıktı. Artı 2 çıktı. Sonuç 1790 kaldı. Hesap makinesiyle de isterseniz teyidini yapalım. Hesap makinesiyle gösteriyorum sizlere. 444 eksi 2232 eksi 2 eşittir. Gördüğünüz gibi eksi 1790 oldu. Yine aynı şekilde mouse'la çekerek diğer işlemleri de otomatikman yaptırabiliyoruz. Şuraya da çıkarma yazdım.
Evet. Yine alttan yukarıya, yukarıdan aşağıya çıkarma işlemini burada da yapabiliriz. Eşittir. Seçtim. Eksi dedim. Seçtim. Eksi dedim. Seçtim. Eksi dedim. Seçtim. Eksi dedim. Seçtim. Ve Enter'a bastım. Yine sağa doğru çektim. Şimdi 665'ten 212 çıktı. Sonra 33 çıktı. Sonra 1 çıktı. Sonra 2 çıktı. Ve çıkan sonuç 417 oldu. Hemen şunları da koyu yapalım isterseniz. Şuraya da toplama yazıyorum. Buraya da çıkarma işlemi olduğunu belirtiyorum. 4 işlem yapalım. Bölme işlemini yapalım. Bölme işlemi için slash kullanıyoruz. Eşittir diyelim. 665'i tıklattık. Slash işaretine bastıktan sonra 212'ye mi bölelim? 212'ye bölelim. Eşittir dediğimde 3 nokta 13, 67, 92 gibi bir rakam çıktı. Yine aynı şekilde çekebiliyorum. Bakın sadece bunu böldüm. Ama diğerlerini de bölebilir miyim? Bakın tekrar devam ediyorum. Aynı işleme. Tekrar devam ediyorum. Ve tekrar son rakama kadar devam ediyorum. Yani bölme işleminde de rakamlar sınırsız olabilir. Yani 665'i 212'ye böldük, sonra 33'e böldük, sonra 1'e böldük, sonra 2'ye böldük. Çıkan rakamımız bu. Şöyle gösterelim. Rakamlar bir belli bir karakterden sonra e tire olarak gözükür ve yuvarlar sonunu. Yani rakam niye böyle çıktı diye düşünmeyin. Çok uzun bir sayı çıktığı zaman bu şekilde yapar. Hemen şurada da isterseniz bölme işlemini gösterelim kısaca. Eşittir diyorum. Böleceğim. İlk rakamı seçiyorum. Bölme işareti olan slash işaretine basıyorum. İkinci rakamı seçiyorum. Yine slash işaretine bastıktan sonra son rakamı seçip enter'lıyorum. Otuz 22'ye böldük, sonra 1'e böldük. Sonuç 1,5 çıktı. Diğer rakamlar da bu şekilde. Çarpma işlemi nasıl oluyor? Çarpma işlemi de farksız. Çarpma işlemi diyelim buraya. Şu 3 rakamı birbiriyle çarpalım. Çarpma işleminde sıra önemli değil biliyorsunuz. 2 çarpı isterseniz sonra bunu seçebilirsiniz. Sonra çarpı isterseniz bunu seçebilirsiniz. Eşittir dediğimizde rakam bu. Çarpma işleminde sıra önemli değil. Bunu tekrar göstermek istiyorum. 2 çarpı sıradakini alabiliriz. Çarpı 444'ü alabiliriz. Bak, sonuç değişmeyecektir. Bakın birisinde B2 çarpı D2 çarpı C2 dedik. Birisinde de B2 çarpı C2 çarpı D2 dedik. Sonuç değişmiyor. Çarpmanın kendinde olan bir özelliği. Yine satırı yaptık. Sütunu da kısaca gösterelim. Çarpma işlemi dedim. Eşittir. Formül yazdığımız için her zaman eşittiri başa koymak zorundayız. Bu Excel'de hücreye formül girdiğimizi belirtir. Birinci çarpma işlemi için birincisini seçtim. İkincisini seçtim. Üçüncüsünü seçtim. Aralara bakın. Çarpmada aralara yıldız koyuyoruz. Enter dediğimde 665 çarpı 212 çarpı 33 çarpı 1 çarpı 2 sonucunu verdi. Sonucu hücreleri biçimlendir deyip sayı bin ayrıcısını kullan dediğimizde çok daha rahat görürüz. Bakın şurada da ondalık basamak sayısı yani şurada 0,0 99462 gibi veya şurada çok daha uzun bir rakam görmüştük. Burada ondalık basamak sayısını belirtebiliriz. 3 tane rakamdan fazlasını gösterme diyelim şurada. 3 tane rakam değersiz rakam olarak 0,0 girdi. 9.304.680 çıktı şurası. Hemen yana çekiyorum.
Bakın burada göstermedi. Bunu da görmüş olduğumuz iyi oldu. Hücreleri genişletmemiz gerekiyor burada. Görebileceğimiz kadar genişletelim. Burası biraz daha uzun sürdü. Evet. 75 trilyon 682 milyon pardon 75 milyar 682 milyon 927 bin 980 çıktı sonuç. Bakın şu özelliği de bu arada görmüş olalım. Şurada 0,064 diyelim bırakalım veya 4 rakam olsun. 648 göstersin. Bunu nasıl yapacağız? Hücreleri sağ tıklatıyoruz. Bu işlemi yapmak istediğimiz hücreleri seçtikten sonra sağ tıklatıyoruz. Hücreleri biçimlendir. Şuradaki sayı sekmesinin altında sayıyı seçiyoruz. Ve bin ayırıcısını kullan. Bizim daha rahat okumamız sağlar. Şurada da ondalıktan sonra kaç basamak göstermek istiyorsak bunu seçiyoruz. Tamam dediğimizde bakın 0,0995 çıktı. Burası 1,5. 3 tane sıfır etkisiz elemanı yine gösterdi bize. Diğer işlemlerde de bütün hepsinde de aynı işlemi yapabiliriz. Nasıl yaparız? Hepsini seçer. Hücreleri biçimlendir deyip sayı bin ayrıcısını kullan. Bu sefer uzatmayalım işi 2 göstersin. Tamam diyelim. Bakın her yerde virgülden sonra 2 gösterdi. Şuralarda da 2 gösterdi. Burada da 2 gösterdi. Hepsinde 2 rakamını gösterdi. Bu dersimizde Excel'de toplama, çıkartma, bölme ve çarpma işleminin nasıl yapıldığını göstermek istedim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Excel derslerimiz devam edecektir. Beğendiyseniz diğer arkadaşlarınız için de beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. İyi günler dilerim.